Diyalog TV ekranlarından herkese merhaba. 360 derecenin alıştığımız gününün dışında bir günde karşınızdayız özel bir programla. Çok uzun zamandan beridir konuk etmek istediğim bir isimdi. Bugün stüdyolarımızda bizlerle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay. Bugün bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Evet, çok teşekkür ederim. Galiba benden dolayı farklı bir günde yapıyorsunuz programı. Kusura bakmayın bunun için. Rica ederim. Ancak ayarlayabildik. Bu şekilde ayarladık ama memnun oldum. Davetiniz için de teşekkür ederim. Sağ Bizim olun. İçin de sizin katılımınız çok önemli, çok değerliydi. Normalde günlerimiz salı günü ama ortak bir gün ayarlamak adına böyle 360 derece özel yaptık. Belki ilerisi için de bize bir alternatif olur böyle. Beni sıkıştırıyorlar zaten program sayısını artırmak için ama yoğun tempodan dolayı bir yapabiliyoruz. Evet. Belki ilerisi için bizim için de bir adım olmuş olur. Gündem yoğun. Gerçi dün akşamdan beri Diyalog TV'de gerçekleşen Başbakan ve ana muhalefet parti başkanı Sayın Ersin Tatar'ın programı bugün aslında gündeme geldi oturdu ama yine de ben taraftarım. Yani kime daha çok sözünü geçirdi, kim daha etkin konuştu vesaireden çok iç rahat benim için önemli. Halkın ne düşündüğü, ne hissettiği, neler yaşadığı önemli. Sanıyorum siz de zaten bu vizyonla, bu görüşle yola çıktınız. Yani halkın partisi dediniz. Önemli olan halkın yaşadıkları. Gündemimiz de yoğun. Bütün bunları vaktimiz yettiğince konuşmaya çalışacağım ama en günceli sanırım Abu Dhabi'den geldiniz yeni. Orada İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısındaydınız. Evet. Orada neler konuşuldu? Özellikle İslam ülkelerinin olması, acaba Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgileri var mı ya da ne kadar hakimler konuya diye bazı soru işaretleri var kafamızda. Bunları aydınlatabilirseniz. Tabii ki, tabii ki. Şimdi teşekkür ederim. Şöyle başlayayım. Yani hükümetle muhalefeti temsilen televizyon programlarında yer alan siyasiler arasında bu tür programların yapılması aslında bir süredir Batı'da gelişmiş ve yerleşmiş olan bir uygulama. Evet. Bunun ülkemizde de aslında içerik itibariyle de konuların tartışılmasına yardımcı olacak olan bir yöntem olduğu kanaatindeyim. Umarım yaygınlaşır daha da fazla bir biçimde. Aslında televizyon kadar belki televizyondan daha fazla sosyal medyada izleyen ve görenlerin kendi yaptıkları yorumlar üzerinden özellikle dün akşam bir miktar gündem olduğu anladığım kadarıyla. Bir kere İslam İşbirliği Teşkilatı bağlamında bir şeyler söylemeden önce genel anlamda dış politika ile ilgili şu saptamayı yapmak gerekir. Evet, başbakan yardımcılığı görevim var. Ama esasen Dışişleri Bakanlığı görevini yerine getiriyorum. Evet. Ve geçtiğimiz yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanımayan bir ülke olduğu için sanki böyle Dışişleri Bakanlığı öyle durumu idare eden bir yerlerde sadece bir şey olduğu zaman açıklama yapan, oturduğu yerden bir açıklama yapmakla yetinen bir bakanlık olarak algılandı. Zaman zaman da maalesef böyle oldu açıkçası. Biz bunu doğru bulmuyorduk ve göreve geldiğimizde Kıbrıs Türk halkının sesini bütün uluslararası platformlarda imkan olduğu oranda duyurmaya çalışacağımızı, Kıbrıs Türk'ünü görünür kılacağımızı ve bu ülkenin çeşitli konularda ama bu doğalgaz konusu olur, bu Kıbrıs'ta yaşanan çeşitli başka sorunlarla ilgili olur, Kıbrıs sorunuyla ilgili olur, Birleşmiş Milletler barış gücüyle ilgili olur, Doğu Akdeniz bölgesindeki diğer gelişmelerle ilgili olur, göçmenler, başka bölgelerde yaşanan etnik çatışmalar sonucunda yerinden edilmiş olan insanlar ve bunların geleceği konularında olur. Bütün bu konularda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bir dış politikası olması gerektiğini ve söyleyecek bir sözü olması gerektiğini, bunu da başkalarının da duyacağı şekilde söylemesi gerektiğini savunduk en baştan. Ben geçen bir yıllık süre zarfında bunu önemli ölçüde devreye koyduğumuzu düşünüyorum. Yani bu geçen süre zarfında batıdan doğuya çok farklı dünya merkezlerinde çok sayıda uluslararası toplantıya katıldığımız bir realitedir.
farklı uluslararası örgütlerin toplantılarına katılıp düşüncelerimizi Türkiye'de diplomatın veya başka ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla onlara aktarma imkanı bulduğumuz bir realitedir. Ortaya konulan bir çabayla olmuştur bu. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Rum tarafında mukim olan yabancı ülke büyükelçileriyle de yoğun temaslar içerisinde olduğumuz basına da yansıyor. Biz bunu önemsedik ve fiilen de hayata geçirmeye başladık. Görünebiliyor sanıyorum bu. İşte bu bağlamda örneğin İslam İşbirliği Teşkilatı bir uluslararası örgüt olarak önemli bir yer tutar. Şu anlamda önemli bir yer tutar. Aslında İslam İşbirliği Teşkilatı aldığı kararlar ve bunları uygulama bağlamında geçen süre zarfında çok fazla başarılı olmuş bir örgüt olarak görülmeyebilir. Normaldir. Ama farklı devletlerin dışişleri bakanlarının zaman zaman da devlet başkanlarının bir araya geldiği bir örgüttür, uluslararası örgüttür. Diplomatlar düzeyinde de sürekli olarak başka toplantılar devam eder. Oralarda gösterdiğimiz katılım ile Kıbrıs Adası denilen yerde bunun kuzeyinde bir başka devlet olduğu olgusunu herkes görür, hisseder, her defasında hatırlar. Bu başlı başına bir dış politika çalışmasıdır aslında. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dhabi'de düzenlenen toplantısında da çok sayıda Dışişleri Bakanı vardı. Biz bunların bazılarıyla ikili görüşmeler de yaptık. Basına da yansıdı aynı zamanda. Bu yaptığımız temaslar ve görüşmeler çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devletin o örgütte Kıbrıs Türk Devleti adıyla var olduğunu, farklı konularda da görüşleri olduğunu da anlatma imkanı bulduk. Bir örnek vereyim size. Biz genelde baktığımızda hep şunu düşünürüz. Genel kanaat bu yöndedir. Bir Kıbrıs sorunumuz vardır bizim. Bir de onun çözümüyle ilgili bizim müzakerelerimiz vardır. Sanki bizim dış politikamız ve dünya vizyonumuz sadece bununla kısıtlıymış gibi algılanır. Halbuki öyle değildir. Mesela son gittiğimiz toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki toplantıda esas gündem maddelerinden bir tanesi Hindistan ile Pakistan arasında geçen hafta meydana gelen ve savaşın eşiğine onları getirmiş olan olaydı. Bu olayla ilgili olarak iki tarafın bir çatışma noktasına gelmesini önlemek için bazı temaslar oldu orada. Farklı ülkeler pozisyonlarını açıkladılar. Çatışmacı değil, birbirleriyle diyalog halinde bu sorunun çözmeleri gerektiğiyle ilgili olarak herkes bir görüş ortaya koydu ve Hindistan'ın Dışişleri Bakanı mesela o toplantıdaydı, aynı toplantıdaydık. Hindistan Dışişleri Bakanı'yla da Azerbaycan Dışişleri Bakanı'yla da, Kosova Dışişleri Bakanı'yla da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı'yla da, Başbakanı da oradaydı. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Yardımcısı oradaydı. Biz bu ülkelerin Dışişleri Bakanı'yla, Afganistan Dışişleri Bakanı'yla, Tacikistan Dışişleri Bakanı'yla görüşmeler yaptık. Ve yapmış olduğumuz bu görüşmelerde Kıbrıs sorununda bugün için neredeyiz? Neden 50 yıldır devam eden müzakerelerden bir sonuç alınamıyor? Kıbrıs Rum tarafının hangi tavrından ötürü bu tıkanıklık yaşanıyor? Bunları en üst düzeyde birinci ağızdan anlatma imkanı bulduk. Uluslararası diplomasi açısından bu platformlarda Kıbrıs Türk'ünün temsil edilmesi açısından bize göre önemli bir husustur bu. Zorlukları var mıdır? Evet vardır. Çünkü biz tam üye konumunda değiliz o uluslararası örgütte. Gözlemci üye konumundayız. Bunun da bazı açmazları var. Ama şartları zorlayarak elimizden geldiğince o aile resminin içerisinde gerek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda gerek İslam İşbirliği Teşkilatı'nda katılım gösteriyoruz. Daha önce New York'ta da, Dakka'da da, Duşanbe'de de toplantılara katıldım. Bu bağlamda ekibimle birlikte. Ve şunu da söylemeye ihtiyacı hissederim. Geçmişte aslında bu düzeyde belki pek olmadı ama bu dönemde Birleşmiş Milletler'de de Dışişleri Bakanlığımızın sadece Kıbrıs Adası içerisinde Birleşmiş Milletler'e temas değil. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yardımcılarıyla 4 kez görüşmelerim oldu. Ve buralarda barış gücünün geleceği, Kıbrıs'ta yaşanan fiiliyatta bir takım sıkıntıların Birleşmiş Milletler bağlamında nasıl çözümlenebileceği ile ilgili olarak görüşlerimizi ortaya koyduk. New York'ta defalarca görüşme yaptık kendileriyle. Dolayısıyla bunların yanında yani Kıbrıs meselesinin haricinde
dünyanın konuştuğu konularda da düşüncelerimizi söyleme imkanı bulduk. Kıbrıs meselesinin haricinde doğalgaz meselesiyle ilgili olarak Kıbrıs Türk halkının hakkının ne olduğunu, ne yapmaya çalıştığını, aslında çatışmacı bir politika değil de bu sorunu da çözmeye dönük barışçıl bir politika ve duruş sergilediğini birinci ağızdan diğer dışişleri bakanlarına anlatma imkanı bulduğumuz bir temas oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne birkaç gün önce yapmış olduğumuz ziyaret. Önümüzdeki günlerde başka temaslarımız da olacak. Bu vesileyle onu da vurgulayayım. Çok büyük bir ihtimalle gelecek haftanın başında Türkiye'de Antalya Başkonsolosluğumuzun açılışı bağlamında da bir ziyaretimiz olacak. Yani bizim hedeflediğimiz şey en başta Kıbrıs Türk'ü de bu adada vardır. Kıbrıs Türk'ünün bir dış politikası vardır, bir iradesi vardır, talepleri vardır, uluslararası toplumdan beklentileri vardır, haklarına sahip çıkmaktadır ve bu haklarını hangi tezlere dayandırarak savunur bunları sadece burada birbirimize anlatma şeklinde değil, dışarıda her platformda dillendirme görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu ziyaretlerimiz de o çerçevede gerçekleşiyor. Ben de katılıyorum. Yani yıllarca bize hep her şey Kıbrıs sorununun etrafında dönermiş gibi dayatıldı. Evet. Ve sosyolojik olarak da incelediğiniz, psikolojik olarak da incelediğiniz zaman hep Kıbrıs Türk'üne şu mesaj verildi. Hani Kıbrıs sorunu çözülmezse hiçbir şey olmaz. Ve ben bu sosyal medyadaki bazı yazılara da çok karşıyım. Hep sürekli işte zaten bizden bir şey olmaz. İşte zaten işte bilmem bize altın semer de vursan biz gene şuyuz vesaire gibi. Böyle Kıbrıs Türk'ünü aşağılayıcı, kendi kendimizi aşağılayıcı yorumlar ve her şeyi sanki Kıbrıs sorunu çözülmezse bizden hiçbir şey olmaz, hiçbir şekilde dünyaya açılamayız gibi bir izlenimle her şeyi ona bağlamamız doğru bir politika değildi diye düşünüyorum. Geçtiğimiz seçimlerde de işte geçen yıl gündeme geldi. Hani ilk defa bir seçim Kıbrıs sorunuyla değil daha çok iş politikayla hani gerçekleşti gibisinden. Ama bunun dışında Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden ilgili başka açıklamalarınız da var. Ona da değinmek isterim. Daha önce hani bu 6 aylık protokollerle ilgili bazı açıklamanız olmuştu. Ama biraz Kıbrıs sorunuyla ilgili gidecek olursa Kıbrıs sorununu değerlendirecek önemli isimlerden biri olduğunuza inanırım. Ne açıdan? Şöyle söyleyelim. Larnaka doğumlusunuz sanırım ve 74 yılında babanızı şehit verdiniz oralarda ve bu açıdan hani background'a baktığımız zaman önemli bir deneyim yaşadınız. Bunun arkasında 2002'den beri müzakerelere katıldınız, müzakerecilik yaptınız Cumhurbaşkanı'na ve 3 farklı önemli isimle çalıştınız. Rauf Raif Denktaş, rahmetli Rauf Raif Denktaş, Mehmet Ali Talat ve Derişeroğlu'yla birlikte. Bu 3 farklı değişik görüşü birebir gözlemleme şansı buldunuz. Ve günümüze gelindiğinde Kıbrıs sorunuyla ilgili kendi görüşünüzü hatta Cumhurbaşkanı'ndan farklı olarak açıkça çekinmeden belirttiniz. Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Rum liderlerinin açıklaması oldu. İşte telefon ve elektrik konusunda uzlaşıya varıldı ama bu yeterli değil dediniz ve federasyona karşı net tutumunuzu söylediniz. Hatta dün Sayın Tufan Erhunman'a da bu soru soruldu. Tufan Bey'in açıklamasında HP parti başkanı olarak bu açıklamayı yaptı diye de bir vurguda bulundu. Evet, federasyonla ilgili. Yani, evet. Kıbrıs'ta federasyonun şartlarının bulunmadığı geçen 50 yıl içerisinde aslında paylaşmaya dayalı bir ortaklık modeli olan federasyonun Kıbrıs Rum liderliğinde ve toplumunda yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır olunamadığı için, bunu içlerine sindirdiklerini düşünmediğimiz için aslında federasyonun şartlarının pek de olmadığını söylediğimizde evet bunu Halkın Partisi olarak söylüyoruz ve Halkın Partisi Başkanı olarak söylüyorum. Yani Dışişleri Bakanı olarak değil. Tabii şimdi hükümetin Kıbrıs sorununun ne şekilde çözülmesi gerektiği ile ilgili olarak görüşleri farklıdır dört partinin. Yani federasyonu savunmaya devam eden, federal zeminde çözüm olmalıdır diyen koalisyon ortakları olduğu gibi federasyonun dışındaki ortaklık modellerini artık konuşmamız gerektiğini söyleyen Halkın Partisi de bu koalisyonun ortağıdır. Ama
Kıbrıs sorununun bundan sonrası nasıl olmalıdır, çözüm şekli nasıl olmalıdır konusunda bir ayrışma olmasına rağmen aramızda, ortak bir politika olmamasına rağmen, dış politikamız sadece bununla ilgili değil. Evet. Mesela Kıbrıs müzakerelerinde Kıbrıs konusuyla ilgili olarak siyasi eşitliğin anlamı ve önemi, daha önce tartışılan iki kesimliliğin anlamı, önemi, garanti sisteminin devamıyla ilgili olarak ortak bir payda, Kıbrıs Rum liderliğinin zamana oynaması ve geciktirmesi meselesi veya süreci daha komplike hale getirmesi meselesi, Kıbrıs'ı Türklerin güneydeki taşınmaz mallarıyla ilgili Rum tarafının uygulamaları, Kıbrıslı Rumların deniz alanı içerisinde doğal gaz konusundaki uygulamaları, bütün bu konular hükümetin dış politikası bağlamında ele alınır ve ortak dış politikadır. Yani ben bu konularla ilgili olarak fikir beyan ederken hükümetin Dışişleri Bakanı olarak bunu beyan ediyorum. Yegane konu, yani ortak olmayan aslında esas konu, bu sorun nasıl çözülmelidir? Gelecekte hangi çerçevede, hangi zeminde, hangi modelle, ne şekilde bir ortaklıkla sorusunun cevabı ortak değildir hükümet açısından. Onun dışındaki konularda ise bir Dışişleri Bakanı olarak hükümetin politikasını tabii ki ortaya koyuyoruz. Sizin görüşünüz nedir? Yani endişeleriniz olduğunu dile getirdiniz. Şimdi de zaten söylediniz, bazı karmaşıklıklar var veya bazı bir oyalama süreci vardır. Nedir görüşünüz? Yani nasıl bir dönem bizi bekliyor? Öngörünüz nedir? Kıbrıs'ta federal zeminde müzakerelerin 50 yıl içerisinde bütün yöntem ve usullerle denendiğini ve tüketildiğini düşünüyoruz biz. Dolayısıyla eğer aynı şeyleri yapmaya devam edersek farklı sonuçlara varamayacağımızı düşünüyoruz. Bu nedenle söylediğimiz şey şudur. Kıbrıs'ta bir ortaklık kurulabilir. Ancak bu ortaklık, federal bir ortaklık bugünün şartlarında olmaz. Evet. Gerçekçi olacaksak eğer. Evet. Ha, aynı söylemi devam ettireceksek, ki bunu ettirenler var, bunu bir siyasi söylem haline dönüştü. Dolayısıyla bu bize bir miktar puan getirir diyerek devam ettirecek olanlar olabilir, ettirebilirler. Bizim söylediğimiz şey şudur. Federasyonu bir takıntı haline getirmemek gerekir. Önemli olan iki tarafın belirli bir zeminde karşılıklı olarak birbirlerine güven duymasını sağlamaktır. İki tarafın birbirlerinin varlığını ve iradesini içlerine karşılıklı olarak sindirebilmelerini sağlamaktır. Ve eğer mümkünse bir ortaklık kurmaktır. Çünkü burası küçük bir adadır. Burada fiiliyatta iki tane devlet vardır. Bu iki devletin anayasaları, yasaları, parlamentoları, yargıları, yürütme organları, her şeyleri, sivil toplumları vardır. Kurumları vardır. Bu kurumlar arasında işbirliği temelinde başlayıp bir gecede kapsamlı bir çözüm modelinin çok gerçekçi olmayabileceğini, bu kadar yıldır bu modelin denendiğini, en azından bundan sonrasıyla ilgili olarak mevcut gerçekleri yok saymayacak şekilde birbirini illa tanıma düzeyine varmadan işbirliği modelleriyle başlanıp güvenin karşılığı tesis edilmesi üzerine bir adım daha ileriye gidip başka konuları da bunun içerisine dahil edip belki bazı konularda ve bazı kurumlarda Avrupa Birliği gibi ortak temsiliyeti o zaman devreye koyup kademeli olarak evrimsel bir işbirliği ortaklığıdır aslında önerdiğimiz. Evet. Yani şu anda evrimsel değil, ani bir paylaşım ortaklığı konuşuluyor. Buna da ani, hazır olmadığımız. Ani paylaşım ortaklığı nedir? Paylaşmaya dayalı birdenbire yapılacak olan ortaklık federasyon görüşmesi aslında. Yapılacak anlaşma bir gecede bittiği takdirde bir gecede, bir günde bir referandum yapılacak ve bütün kurallar değişecek ve devreye girecek. Bu şartlarda paylaşmaya dayalı bir ortaklık modeli olduğu için federasyon, bir defada bu şekilde yapılıp çorapları, patinleri, paltoğunu, ceketi hepsini birden bir defada üzerinize giydiğinizde eğer bunu içinize sindirmediyseniz eğreti durur. Şu anda 50 yılda gördüklerimiz şartlar itibariyle bunun böyle bir defada ve paylaşmaya dayalı bir ortaklığa ulaşamayacağı artık bir realitedir. Yani bilim bize bir şeyleri deneyip
bundan ders çıkarmamızı, öğrenmemizi gerektiren bir şeydir. Bilim denilen şey. Evet. Biz Halkın Partisi olarak şunu söylüyoruz. Evrimsel olarak, yani adım adım bir tane iki tane konudan başlayıp o konularda işbirliği yapıp o konularda belki uluslararası alanlara da, alanda ortak temsiliyete geçmek, kademeli olarak, evrimsel olarak ilerleyip bir işbirliğine dayalı ortaklığı yavaş yavaş kurabiliriz. Peki Güney'in bakış açısı? Ben size somut örnek vereyim. Evet. Normalde bunu söylediğimiz zaman Rumlar buna yanaşır mı falan. Evet. Ben sorarım. Rumlar Federasyonu'na yanaşıyor mu? Ona da, Rumlar yani. Federasyonu'na sıcak bakıyor mu? O açıdan baktığınızda ortada bir fark yoktur. Ama fark nerededir? Bir tanesi kapsamlı çözüm bağlamında her şey olacak, bitecek, pişirilecek. Bir gecede ya da bir referandumla devreye konulacak meselesi. Hem çok daha zor toplumlar tarafından kabul edilebilecek olan bir şeydir. Hem de kabul edildikten sonra uygulanması çok ciddi sorunlar yaratabilecek olan bir şeydir. Realite budur. Uyum süreci gerekiyor. Ama bizim bahsettiğimiz şeyde, yani kademeli olarak evrimsel adım adım bir tür işbirliği ortaklığına yönelmek daha gerçekçidir. Bir kere bunu başarabildiğiniz takdirde karşılıklı güven de oluşur. Üstelik bunu başardığınız takdirde eğer isterseniz, irade varsa o tarih geldiğinde 5 sene, 10 sene, 15 sene sonra Kıbrıs Rum tarafı paylaşmaya hazır hale geldiyse bunu isterseniz bir federasyona evirebilirsiniz. Evrimsel bir şeydir bu. Dolayısıyla bizim duruşumuz kategorik olarak bir çözüm modelini reddeden bir duruş değildir. Değil. Günün sonunda o bir federasyona da evrilebilir ama başlayacağımız yer bu olmamalıdır. Çünkü 50 yılda bunu gördük ve biz buna bir örnek de veriyoruz ve söylüyoruz. Avrupa Birliği nasıl kuruldu? Avrupa Birliği kömür ve çelik birlikteliği şeklinde kuruldu. Kömür ve çelik konusunda işbirliği yapmaya başladılar. Bunun içerisine zaman içerisinde başka konuları dahil ettiler. Ardından buna ortak pazarı eklediler. Gümrük birliğini yarattılar. Ardından bunun içerisine çeşitli alanlarda rekabet politikalarını koydular. Sonra tarımda ortak politika geliştirdiler. Ondan sonra ortak kurumlarla birlikte bunu daha siyasal bir yapıya dönüştürdüler. Bugün Avrupa Birliği bir nevi federal bir yapıya sahiptir. Ama bu yapıya gelebilmek için uzun yıllar geçmiştir ve kademeli olarak bunu oluşturdular. Bu federal kültürü yarattılar ve oraya doğru gittiler. Şu anda Kıbrıs Adası'nın bütününe baktığımızda bir federasyon tecrübesi ve federal bir kültür yoktur. Evet. Paylaşmaya, yani hem yönetimi hem zenginliği paylaşmaya dayalı bir irade en azından Kıbrıs Rum tarafında yoktur. Taraflar arasında yeterince güven yoktur ve bu unsurlar önümüzde bir gerçek olarak dururken bizim yine de biz aynı şeyi yapmaya devam edeceğiz dememiz durumunda bir statükoyu korumuş oluruz. Evet. Değişim istiyorsak farklı, yeni ve çağdaş fikirler üretmek zorundayız. Bu bağlamda Halkın Partisi olarak biz evrimsel işbirliğine dayalı bir ortaklığı ortaya koyduk. Tartışılsın diyoruz bu. Evet. Bize göre daha gerçekçi. Şimdi daha realiteye gelecek olursak, iki cumhurbaşkanı kısa bir süre önce bir araya geldiler. Yıllardır aslında daha önce de anlaştıkları ama uygulamaya koyamadıkları, örneğin telefon, elektrikte, elektrik bağlantılarının daha daimi, kalıcı bir biçimde birleştirilmesi. Biz bunu olumlu buluyoruz, destekliyoruz. Öte yandan işbirliği olmaz Kıbrıs'ta diyenlere ben mesela şunu soruyorum. Kardeşim elektrik bir enerji meselesi değil mi? Evet. Bir enerjiye dair konuda taraflar işbirliği yapabiliyorlar da birinin ihtiyacı eksiği olduğunda diğerinden satın alma, ona göre peak vakitte, en yoğun olan vakitte diğer taraftan alma. Enerji konusunda, elektrik konusunda bu işbirliği yapılabilir de bize de ait olduğu söylenen doğalgaz konusunda, enerjiyle ilgili olan doğalgaz konusunda neden yapılamasın? Bunu bizim zorlamamız gerekir. Sadece Kıbrıs Rum tarafının buna tamam demesini beklemeyeceğiz zaten. Siz eğer bunu tek taraflı yaparsanız, biz de tek taraflı olarak kazıları yapmaya başlayacağız dediğimizde, bu bir Rum tarafını bizimle masaya oturması konusunda ikna etme aracı ve yöntemidir. Ama aynı zamanda işte bu katıldığımız uluslararası toplantılarda da bunu anlatıp, eğer Kıbrıs'ta bir çatışma noktasına gelmek istemiyorsanız, eğer Kıbrıs'ta
bir tür taraflar arasında gerçekçi bir diyaloğun başlamasını, bir işbirliğinin olmasını istiyorsanız, eğer siz şirketler olarak yarın öbür gün finansal bir yükümlülük veya tazminatla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız, o zaman Rumlara gerekli mesajı size vereceksiniz ki bizimle masaya bu konuda da otursunlar diyebilmek lazım. Bizim şu anda çalışmalarımız bu yöndedir ve yol kat ettiğimizi de düşünüyorum. Sebebini de bir somut örnekle size aktarayım. Son Washington ziyaretimizde bazı uluslararası toplantılar yaptık, seminer benzeri, beyin fırtınası yaptık, tartışma toplantısı. Çok farklı kesimlerden katılımcılar geldi. Ama mesela kimler vardı onların arasında? Doğalgaz ve petrol şirketleri temsilcileri vardı. İtalyan Eni şirketinin, Noble Energy, Amerikan Noble Energy şirketinin veya şimdi ortakları kimlerse, Fransız Total şirketinin temsilcileri de gelip bu toplantılara katılıp bize mesela sorular sormaya başladıysa bu bir şeyin göstergesidir. Bu Kıbrıs Türk tarafının doğalgazla ilgili yerleşmiş kalıpların dışında çatışmacı değil ama taraflar arasında işbirliğini esas alan ortaya koyduğu bu düşüncelerin aslında uluslararası alanda zemin bulmaya başladığının göstergesidir. Ve zaten göreve ilk geldiğimizde İtalyan şirketle ve yetkililerle Roma'da da bazı temaslarımız olmuştu bu bağlamda. Bir aşamada kim ne isterse desin, kim ne isterse yapsın, Kıbrıs Rum tarafı da, uluslararası şirketler de Kıbrıs Türk halkının iradesini dikkate almak zorunda kalacaklar. Çünkü Kıbrıs Türk halkı doğalgazla ilgili olarak bir aktördür. Aynen Kıbrıs Adası'nın geleceği ne olacak konusunda tek bir irade yetmez. Sadece Rumların iradesi yetmez. Kıbrıs Türk'ünün de iradesi gereklidir ya mesela bir referandumda. Doğalgaz konusunda da tek irade yetmeyecek. Bir aşamada Kıbrıs Türk'ünün aktör olduğunu kabul etmek ve bizim de rızamıza başvurmak, bizimle de masaya oturmak durumunda kalacaklar. Yaptığımız diplomatik girişimler ve çabalar bunun içindir. Aslında ben de onu söyleyecektim. Yani işte bu 50 yıllık süreçten bahsettiniz. Hani hep aynı şekilde diretildi veya işte aynı şekilde görüşmeler devam etti diye. Ama bu son aşamada farklı bir durum var. Artık doğalgaz gibi bir durum söz konusu. Ve bununla ilgili girişimler başladı bile. Evet. Hatta çok yeni bir haber olarak Fransa'nın üst kurduğunu da duyduk. Bunları da sormak istiyordum zaten. Bunun dışında zaten aslında temelde bahsettiğiniz, sizin de anladığım kadarıyla insan yaşamının en temel içgüdüsü olan güven, yani ön yaşam piramidine baktığımızda en temelde sığınma, korunma ihtiyacı vardır. Yani güven ihtiyacı vardır. Sanırım Kıbrıs sorununa da bakarken en temelde önce güven konusu oluşturulmalı. İnsan kendini önce güvende hissedecek, işte sonra karnını doyuracak, sonra işte maddi konulara vesaire diğer ihtiyaçlarına geçecek. Güven konusu çok önemli. Bunda da bazı endişeler var toplumun bir kısmında, özellikle yaşanan bazı olaylar veya güneydeki bazı örgütlerin yaptığı faşist, militarist hareketler bu güven konusunda bazı soru işaretleri oluşturuyor bizim kafamızda. Bu yüzden de bunu temel alacak bir bu güveni oluşturacak dediğiniz gibi, belki bu güven bir yılda, belki beş yılda, belki çok uzun yıllar sonra bizim göremeyeceğimiz kadar uzun bir sürede oluşacak. Ama bu arada da güneyde bu çalışmalar devam ediyor. Bu Fransa'nın üst kurması konusunda bu önemli bir gelişme. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ona gelmezden önce şunu genel anlamda bir tespit yapalım. Kıbrıs meselesi ve içinde bulunduğumuz durum ne kadar siyasi ise o kadar da ekonomiktir aynı zamanda. Evet. Bir paylaşım kavgası vardır ortada, bir paylaşım mücadelesi vardır. Dolayısıyla bir pastanın paylaşılması meselesi de vardır. O nedenle biz hem yönetimin paylaşılmasına, hem de zenginliğin paylaşılmasına, refahın paylaşılmasına Rumlar hazır olmalıdır diyoruz. Şu anda hazır olmadıklarını söylüyoruz. Bir örnek vereyim size. Turizm ya, yani turizm aslında temelinde, özünde son derece barışçıl, ve devletlerin adından, ülkelerin büyüklüğünden, nüfusların yoğunluğundan bağımsız bir biçimde herkesin yaptığı, dahil olduğu bir ekonomik aktivitedir. Ve son derece de önemlidir ve barışçıldır aynı zamanda. Turizmle ilgili olarak biliyorsunuz Kıbrıs Rum tarafı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bazı turizm faaliyetlerine engel yaratmaya çalışıyor. Yurt dışında büyükelçilikleri aracılığıyla fuarlara gönderdikleri yazılarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek olan belli bazı turist gruplarına dönük olarak yaptıkları yazışma ve diplomatik girişimlerle engel olmaya çalışarak ama aynı zamanda KKTC'deki turistik tesislere gelecek olan yabancı turistleri Larnaka Havaalanı'nda engelleyerek, yıldırarak, caydırarak bir darbe vurmaya çalışıyor turizm sektörüne. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak bununla ilgili geçen sürede bazı tedbirler aldık. Hakikaten hangi ülke vatandaşıyla ilgili olarak böyle bir adım attılarsa o ülke büyükelçisiyle temasa geçtik, görüşmeler yaptık. Bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bazı ülkeler açısından da örneğin Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Rus vatandaşlarına Larnaka'da yapılan muameleyle ilgili ve Rum basında bu yansıdı da aynı zamanda. Bu kendiliğinden sadece bizim yaptığımız çabayla belki olmadı ama bu yönde bir çaba ortaya koyduk. Çünkü Kıbrıs Türk'ünün seçilmiş temsilcileri olarak bu bizim görevimizdir. Şimdi bu birinci boyutu çünkü bir pasta paylaşımı var. Birileri bundan rahatsız oluyor. Bunu paylaşmak istemiyorlar. Ama bir de başka bir yönü var. Onu göstermek, onu ortaya koymak bizim vizyonumuzun parçası olması lazım. Nedir o? Turizmde bir de ortak menfaat var aslında. Bunun görünmesini sağlamamız lazım. Nedir o ortak menfaat? Kıbrıs Adası'nın sadece kuzeyini turizm açısından pazarlayan bir kişi, Kıbrıs Adası'nın bütününü turizm açısından pazarlayabileceğini gördüğünde bu bir alandır. Kesinlikle. Ekonomik alandır. Kaldı ki birden fazla turizmle uğraşan kişi aslında çok daha az para harcayarak iki tane paralel reklam kampanyası yapmak yerine tek bir reklam kampanyasıyla daha az masraf yaparak turizmi ileriye taşıyabileceğini görebilmelidir bir aşamada. Bu bugünün şartlarında çok mümkün görünmez ama bunun tohumlarını şimdi ekmeyi başarırsak bu fikir üzerinden yürürsek gelecek böyle tesis edilir diye düşünüyorum. Yani işbirliği dediğimiz şey bizim ekonominin değişik alanlarında zemini olan ama Rum tarafının şu anda içinde bulunduğu o konforlu durum nedeniyle görmediği veya görmek istemediği veya siyasal olarak engellediği bir alandır. Bizim bu alanı diğer aktörler açısından da görünür kılmamız lazım ve harekete geçirmemiz lazım. Yani uluslararası toplumu Kıbrıslı Rumları bu konuda teşvik etmeye dönük adım atmaya zorlamamız lazım. Çünkü bir ortak menfaat vardır aslında bu konuda. Ticaret konusunda da var, turizm konusunda da var. Yarın öbür gün eğer başarılırsa, bir iş birliğinin kapısı aralanırsa iddia ediyorum, Kıbrıs'ta siyasi anlamda kapsamlı bir çözüm bulunmadan da bölgedeki bütün limanların KKTC limanları da dahil olmak üzere açılmasıyla birlikte bu havza, Doğu Akdeniz havzası bir ekonomik ve ticari işbirliği alanına dönüşebilir. Bu kaçınılmaz olarak bu bölgede istikrarı güçlendirir, kalıcı kırar ve karşılıklı olarak bağımlılığı artıracağı için aslında çatışma ihtimalini de ortadan kaldırır. Böyle bir vizyondur aslında bizim Halkın Partisi olarak ortaya koyduğumuz vizyon ve biz şeyi görebiliyoruz. Yani bütün samimiyetimle söylüyorum bunu. Eğer bir yerden güven yaratıcı önlemlerle sınırlı kalmayacak şekilde onu biraz daha ileriye götürerek değişik alanlarda iş birliğine dönüştürebilirsek bunu evrimsel olarak bu Kıbrıs'ta çatışmanın olmayacağı daha kalıcı bir ortaklığa doğru yönelir. Bu belki 5 tane konuyla sınırlı olacak şekilde Avrupa Birliği'nin içerisinde o 5 konuda temsiliyet yerine getirecek bir ortak temsiliyete de dönüşebilir. Ama nihayetinde realite iki ayrı devletin ve kurumlarıyla buradaki varlığıdır aslında. Bunu dışlamayacak olan formüller üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Fransa örneğine gelecek olursak, son dönemde Fransa askeri alanda bir işbirliği, bir temas, bir diyalog içerisine girmiş durumda Kıbrıs Rum tarafıyla. Şimdi bu orada Mari'de bulunan üssün Fransızlar tarafından kullanılması, Orta Doğu'da Fransızların gerçekleştirecekleri bazı operasyonlarda oranın kullanılması şeklinde evriliyor, öyle görülüyor. Bizim yaptığımız incelemede gördüğümüz şey şudur. Bir kere bu girişimler
Kıbrıs'ta işte çözüm olsun, barışçı bir ortam olsun falan diyen devletlerin kendi içerisinde tutarsızlıklarını gösterir. Yani Kıbrıs'ta çözüm sürecini, barış sürecini vesaire destekliyorum, taraflar arasındaki diyaloğu, toplumlar arasındaki ilişkileri destekliyorum diyeceksiniz. Ama güneyde askeri üs faaliyetlerine girişeceksiniz. Evet. Yani bu Türkiye'nin durumuyla da aynı değil. Çünkü Türkiye'nin durumu bir uluslararası antlaşmadan kaynaklanıyor. Evet. Bütün ilgili tarafların tamam dediği bir anlaşmadan kaynaklanıyor. 1960'lardan itibaren devam eden bir şey. Bu yenile ortaya çıkmış olan bir şey. Üstelik hava üssü bağlamında da, deniz üssü bağlamında da bu gelişmeleri görüyoruz. Şunu söylemek mümkün. Fransız silah sanayisi helikopteriyle de, teçhizatıyla da, mühimmatıyla da, silah türleriyle de Kıbrıs Rum tarafına ciddi anlamda bir satış yapmaya başladı son dönemde. Ve bu giderek de artıyor. Öyle anlaşılıyor ki Fransızlar bu üs girişimleriyle aslında Kıbrıs Rum tarafına bu moral desteği verip karşılığında da gayet onlara epeyce bir silah ve mühimmat satıyorlar. Hı hı. Bunun da ticari bir yönü var. Görünen o. Evet. Ama bizim açımızdan tek önemli yön bu değil. Hı hı. Biz bölgedeki dengeleri değiştirmeye dönük hiçbir faaliyeti karşılıksız bırakamayız. Hı hı. Yani nasıl ki doğalgaz konusunda tek başınıza yapmayın dedik, gelin birlikte yapalım. Ama hayır, biz yapacağız tek başımıza dediler. O zaman evet, biz de yapacağız dedik. Şimdi bu konuda da Fransa ve diğer buna niyet eden ülkeleri, mesela Amerika'yla da gerekli uyarıları biz yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti de yapıyor. Bir aşamadan sonra eğer dengeleri değiştirecek bir yere doğru giderse o denge yeniden kurulacak. Çünkü Doğu Akdeniz bölgesi önemli bir bölgedir. Bizim çatışmayı istemediğimiz bir bölgedir. Hı hı. Barışçıl politikaların öne çıkması gereken bir bölgedir. Ama neyse, çatışma olmasın, herhangi bir sıkıntı olmasın, varsın haklarımızı elimizden aslında değemeyiz. Evet. Seyirci kalabileceğimiz bir bölge değil. Yakından takip ettiğimiz bir konudur Fransa'nın son dönemdeki girişimleri. Evet. Bunu herkesin bilmesini isterim. Düşmanca yaklaşarak hareket etmiyoruz ama buna bakarak da herhalde hepimiz şunu görüyoruz. Kıbrıs Rum liderliğinin ve siyasi elitinin bugün için temel hedefi ya bu Kıbrıs sorununu çözelim ve bundan kurtulalım değil, olsaydı bunlarla uğraşmazdı herhalde. Ekonomik. Yani askeri gücünü artırmaya çalışmak, farklı ülkelerle bölgeden askeri bir takım ilişki biçimleri geliştirmesi, Mısır'la, İsrail'le, Yunanistan'la, şimdi Amerika'nın dahil olmasıyla askeri ilişkiler geliştirmeye yönelmesi bizce Kıbrıs Rum liderliğinin çok barışçı neyi istediğini ve neyi istemediğini göstermesi açısından çok bir nevi turnusol kağıdıdır. Evet. Bunu görmemiz gerekir. Evet. Dediğiniz gibi hani istedikten sonra bazı girişimler, ortak plan projeler yapılabilir ama bunun için niyet çok önemlidir. Bizim de endişemiz zaten bu niyetin olup olmadığı konusundadır ki siz de zaten bunu açık bir şekilde söylediniz. Yani anlayan buradan zaten ilgili mesajı alır. Ama şöyle bir virgül koyuyorsunuz gördüğüm kadarıyla, ekonomik çıkarlar gündeme geldiği zaman işler değişebilir. Biz de bunun için kendi açımızdan gerekli mücadeleyi göstereceğiz. Çünkü diplomasi ben bunu istiyorum nokta değildir. Evet. Yani bir kere eğer daha farklı bir şey istiyorsanız bunu gerekçeleriyle birlikte ortaya koymanız gerekir. Eğer daha farklı bir şey istiyorsanız bunu ikna edici bir hale dönüştürmeniz gerekir. Ama daha farklı bir şeyi hayata geçirmek istiyorsanız özellikle rızasına ihtiyaç duyduğunuz diğer muhatabı bir anlamda buna dahil edecek, bunun içerisine çekecek, sizin düşündüğünüz noktaya yaklaştıracak enstrümanlar kullanmanızı gerektirir. Diplomasi böyle bir şeydir. Leverage denilen, kaldıraç denilen bir yöntemle yapılır. Kimi zaman ekonomik gücünüzü kullanırsınız, kimi zaman iradenize olan ihtiyacı kullanırsınız, kimi zaman askeri gücünüzü kullanırsınız, kimi zaman geçen zamanın sizin lehinize olması olgusunu bir enstrüman olarak kullanırsınız ve evet, diğer tarafı ikna etmeye çalışırsınız. Ben şunu söylemek istiyorum, yani özetle, konu çoktur. Evet. Ancak bütün bunlarla ilgili, özellikle uluslararası ilişkilerle ilgili konularda, dış politikayla ilgili konularda
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işte hep o söz üzerinden gidildiği için dikili taşta oturup bir açıklama yaparak götürülebilecek olan bir şey değildir dış politika. Dışişleri Bakanlığı olarak, Başbakan Yardımcılığı olarak biz gönderdiğimiz mektuplarla, burada yaptığımız görüşmelerle, katıldığımız uluslararası toplantılarla, yer aldığımız, diplomatik girişim yaptığımız uluslararası örgütlerle her düzeyde ama özellikle de Türkiye Cumhuriyeti ile de yakın ilişkiler içerisinde olarak ki stratejik ortağımızdır, en önemli müttefikimizdir, yegane müttefikimizdir aslında evet. Türkiye Cumhuriyeti. Bu şekilde dış politikamızı ve dış ilişkilerimizi tanınmayan bir devlet olsak bile oturup ağlamak yerine gerçekten olabildiğince imkan dahilinde ileriye taşımaya çalışıyoruz. Çünkü sizin az önce söylediğiniz çok önemli bir şey var. Kendimize olan güveni yitirmememiz lazım evet. bizim. Bir özgüvene ihtiyacımız var. Kesinlikle. Bu Ahmet'in, Mehmet'in, Kudret'in genine olan güveni ile ilgili bir şey değil. Toplumsal bir özgüvene ihtiyacımız var. Bu da bir çabayla olur. Yani bir şeyleri başarabilmek için, bir yerlerde görünür olabilmek için, bir arkadaş ben de varım burada bir şey söyleyeceğim, benim de söyleyecek bir sözüm var diyebilmek için biraz kendimize güvenimizin olması lazım. Küçümsemeyelim Kıbrıs Türk halkını evet. ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini de küçümsemeyelim. Bugün için çok iyi hizmetler üretemiyor olabiliriz. Evet. Ama bu ilaniye böyle gidecek diye bir şey yoktur. Bir yerden başlandı, elimizden geldiğince çaba gösterip bence iyiye doğru götürmemiz lazım devletin kurumlarını. Çünkü bu devlet Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtacak yegane kamu kurumudur, temel taştır diye düşünüyorum. Evet, bazen kamuya çok ağır eleştirilerde bulunuyoruz. Ben ama de bulunurum. Evet. Dönüp baktığımız zaman gene kamu personeli, yani kamuya çalışan da gene Kıbrıslı Türk'tür. Yani gene bizim vatandaşımızdır, gene biziz. Yani istedikten sonra bir şeyleri değiştirebilmeyi, demek ki bu bizim elimizdedir. Biz değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Vakit yettiğince yorumlara da dönüp bakacağım, önemli yorumlar var ama çok az iç politikaya da değinmek isterim. Hem iç konularla ilgili şöyle sorayım veya bizi kendi bakanlıklarımız mı bağlar yoksa diğer yaşanan sıkıntılarda biz de varız diyor musunuz? Çünkü şu anda gerçekten ülkenin içinde ciddi sıkıntılar var, konuşulması gereken çok önemli konular var. Bir buna değinmek isterim. Bir de ne kadar entelektüel seviyede programlar yapmak istesek, söyleşiler yapmak istesek de Kıbrıs Türk toplumu böyle hani söylemlerden de duyumlardan da es geçmeden gidemiyoruz. Şu gündeme gelen herkesin bildiği bir konu var ki işte UBP-HP koalisyonu olur mu? Gündemde mi? Hatta işte öyle haberler duyuyoruz. Öyle yazılar bu sosyal medyadaki ben şeyleri o yüzden hiç sevmiyorum. Çok yalan ve işte hani bilgi kirliliği var çok fazla. İşte hatta UBP-HP görüşmelere başladığı gibi durumlar var. Sizin en azından benim duyduğum kadarıyla açıklamanızda hani şu anda böyle bir durum yok. Şu anda hükümet devam ederken ben kimseyle görüşmem ama hani bir gün hükümet bozulur ve bir koalisyon durumu gündeme gelirse ben tabii ki Ulusal Birlik Partisi ile görüşürüm dediniz. Böyle bir durumda kendi tabanınızda herhangi bir sıkıntı yaşar mısınız UBP ile bir koalisyon gündeme gelirse? Yani kendi tabanınızda bir sıkıntı yaşanır mı? Şimdi ilk sorduğunuz sorudan başlayayım. İkinci soruya çok kısa cevap vereceğim. Evet. Uzun uzun konuşmayacağım. Tabii. Çünkü böyle bir gündem yoktur aslında. Evet. Dolayısıyla söylemler diyelim. Yani mesela birisi bunu söylemiş, o bunu yazmış falan üzerinden konuşmak gereksiz şekilde ülke gündemini meşgul eder diye aynen düşünüyorum. Öyle. Bir kere bizi sadece kendi bakanlıklarımız mı bağlar meselesi? Bence bütün bakanlıklar bizim bakanlıklarımızdır. Evet. Çünkü Bakanlar Kurulu'nda bir nevi müteselsiz sorumluluk var. Yani herkes birbirinden sorumludur. Ben Başbakan Yardımcısı olarak bugün işte Sağlık Bakanlığı Cumhuriyet Türk Partisi'nden bir arkadaşımızdadır. Dolayısıyla beni ilgilendirmez orada olup biten demem. Veya sağlıkla ilgili olarak bir şey aktarıldığında bana mümkün olduğunca Sayın Sağlık Bakanı'yla konuşurum. Bakanlar Kurulu'nun başında kendisiyle paylaşırım. Benim bilmediğim bir yönü varsa bana söyler. Hatta ben döner bana bu sıkıntıyı aktaran örneğin bir sivil toplum örgütüyse açar telefonu derim ki
Bakın bana bundan bahsettiğiniz, hatta ben ciddiye aldım, Sağlık Bakanı'yla bunu konuştum. Ama Sağlık Bakanı bana olayın bir de bu yönü olduğunu söyledi diye söylerim. Hı hı. Yani şunu demem, vallahi arkadaş gidin Sağlık Bakanı'yla konuşun, beni ilgilendirmez, benim Halkın Partisi'nden bir bakan değil deyip geçiştirmem. Yani çünkü o zaman hükümet bu sıkıntıların farkındasınız. Tabii ki hükümet bir bütündür. Hı hı. Bakın şunu söyleyeyim, bugün hükümetin icraatları bağlamında bana birisi sorsa nasıl memnun musunuz hükümetin icraatlarından ve gidişatından? Açıkçası daha iyi olabilirdi derim. Hı hı. Yani yapabileceğimizin en iyisini yapar konumda olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası. Ve adil değerlendirme yapacaksak eğer daha iyisini yapabiliriz. Ben bundan eminim. O nedenle yeterli mi yaptıklarımız? Hayır, yeterli değildir. Açıkça söylüyorum. Hı hı. Ancak ortada iyi niyetle bir yapma gayreti var. Bu sürdüğü sürece, yani iyi niyetle bu ülke için bir şey yapma gayreti olduğu sürece o anlamda hükümet devam eder. Budur önemli olan zaten. Ve öz eleştiri yaparak da gitmemiz lazım. Ama bir de gerçek var ki bunun arkasına hiçbir zaman saklanmaya da sığınmaya çalışmadık. Ama bilinmesinde de yarar var diye düşünüyorum. Eğer bir ülkede, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok ciddi bir ekonomik kriz yaşandıysa, Türk lirası kaynaklı, herkes bunu bizim yaratmadığımızı bilir. Evet. Bu bir gerçekliktir. Buna dair tedbirler almaya çalıştık. Ha, yeterliydi tedbirleri, yeterli değildi. Tartışabilirsiniz bunu. Zaten odur konuştuğumuz. Ama hani, yani mesela biz bunu fırsata çevirip de yok işte hükümet olarak ya da bakanlar olarak kendimize böyle bir yola gitmedik biz. Elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalıştık. Tedbir almaya çalıştık. Ekonomik kriz. Ardından 110 yılda yaşanmadığı kadar çok en fazla yağışın ve yoğun şekilde olduğu bir dönem geçirdik. Sel felaketi yaşadık. Bir doğal afet yaşadık aslında gerçek anlamda. Evet. Ve mesela bu kadar yıl içerisinde şehirler eğer daha iyi bir biçimde planlanmış olsaydı, ulaşım imkanlarımız, yollarımız daha iyi planlanmış olsaydı bu kadar yıl içerisinde, bu kadar ağır bir biçimde bu felaketi yaşamazdık diye düşünüyorum. Hı hı. Bizim kendi sorumluluklarımız, daha başka tedbirler alabilirdik, almadık meselesinde atmıyorum üzerimden sorumluluğu. Evet. Ama bir gerçek var, bu kadar yılda geldiğimiz noktayla çok doğrudan bağlantılı bir mesele var ortada. Onun için dediğim gibi hükümet bir bütündür ve tabii ki farklı bakanlıklarda sıkıntılar olduğunda bana gelen çok sayıda vatandaş var. Hı hı. Gelen herkesle görüşmeye çalışırım. Başbakan yardımcısıyım zira. Görüştüğümde İçişleri Bakanlığındaki bir sıkıntısından bahsedebileceği gibi gayet Eğitim Bakanlığındaki genel bir problemden de bahsedebilir. Tarımda teşvik uygulamasına ilişkin sıkıntılarını anlatmak için Hayvancılar Birliği, Narenciyeciler Birliği ve dahası gelir konuşuruz. Notlarımızı alırız, gider, oturur, ilgili bakanla konuşuruz bunları. Yani bana ne isterse olsun, o bakanlık yapamasın, çuvallasın, onlar zaten bundan zarar gör diye. Biz böyle bakmayız ve buna doğru bulmayız açıkçası. Zaten böyle bir duruşunuzun olmadığı da belli gerçekten. Bu eski siyasettir ve yani bir diğer ortağınız olarak gördüğünüz ve birlikte hükümet kurduğumuz bir partinin yıpranması için çaba sarf etmek. Hükümetin başarısı herkese mal edilir yani çünkü bence, günün bence, sonunda. Bence doğru bir yaklaşım olmaz. Duyum ve söylem üzerine ben yorum yapmam. Evet. Daha önce spesifik olarak bir iddiada bulunuldu. İşte filan tarihte bilmem kimle görüştün. Yok, görüşmedim, onun için yazdım. Arkadaşlar ben görüşmedim diye yaptım. Ama her bir şey söylendiğinde, bir iddiada bulunulduğunda, bir gazetede çıktığında ben durmadan çıkıp bunlara falan cevap vermem. Nedenini de söyleyeyim size aynı zamanda. Çünkü ülkenin gündemi bu olmaya başlar. Evet. Sadece bunu konuşur durumda buluruz kendimizi. Bu çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Bizim işimiz var. Yani sorumluluklarımız var. Az önce bir yeni şey anlattım dış politika bağlamında. Bunlar Dışişleri Bakanlığı'nın görevi, yani bunlara mı odaklanacak? Yoksa olası bir koalisyon ama. Dolayısıyla daha önce defalarca hep söyledim. Hükümet devam ettiği sürece bizim yapmamız gereken bakanlıklarımıza ve işimize odaklanmaktır. Hı hı. Ama şunu da söylüyorum aynı zamanda.
Aynı ortamlarda bütün siyasiler olarak bulunuyoruz. Mecliste, meclisin içerisinde, koridorlarda farklı partilerden milletvekilleri gelip size bir şey sorduğunda ya da milletvekillerinizden bir şey konuştuğunda bundan hareketle ya da sosyal ortamlarda bundan hareketle işte bir başka koalisyon pazarlığı yapılıyor gibi bir söylemi ön plana çıkarmayı doğru bulmam, ülkenin gündeminin bu olduğunu düşünmem. O nedenle hiçbir zaman da parmağımın arkasına saklanmadım. Her hükümetin belli bir ömrü vardır. İdeal olan seçimle birlikte o 5 yılı tamamlamaktır. Eğer hizmet üretemez konuma gelirse hükümet, ilerlemezse, iş üretemezse, vatandaşın ihtiyaçlarına hiçbir biçimde cevap vermez bir hale gelirse veya başka bazı nedenlerle son bulduğu takdirde zaten açıkça söyledik, gizlisi saklısı yoktur bunun. O zaman diğer siyasi partilerle de eğer onların da böyle bir isteği, iradesi varsa o zaman oturur konuşuruz. O zaman o değerlendirmeyi yaparız. Partinin tabanında buna nasıl bakılır falan dediğinizde aslında tam olarak ilişkin, sorun buydu. Yani hani böyle yani bir görüşme ilişkin, var mı değil de olursa böyle bir buna şey. Buna ilişkin bence bugün bir değerlendirme yapmak da doğru olmaz. Çünkü bir koalisyonun hangi gerekçelerle sona erdiği ya da bir başka koalisyonun neden kurulduğu ya da nasıl kurulduğu gibi faktörler belirler insanların bunu destekleyip desteklemeyeceğini. Ben böyle bir şeyle ilgili hiçbir yorum yapamam. Çünkü bugüne kadar son kongremizden sonra toplanan parti meclisi birkaç toplantı yaptı. Parti meclisinin içerisinde biz bir başka partiyle koalisyon gibi bir şey konuşmadık. Hükümetin mevcut durumunu ve performansını konuştuk. Çünkü yasama açısından da yürütme açısından da sıkıntılı gördüğümüz yerleri ve eleştiriler yapıldı partinin içerisinde. Bunları konuştuk parti meclisinin içerisinde. Cumhurbaşkanlığı seçimi bağlamında gelecek yıl ne gibi olasılıkları var ve biz neye göre nasıl hareket edeceğiz konusunu bir gündem maddesi olarak zaten basına söylemiştim. Konuşmaya başladık ama bir toplantı değil bu. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Artıları nedir, eksileri nedir, ne şekilde davranılması gerekir? Parti bir karar ürettiğinde, parti meclisinde bunu çıkıp kamuoyuyla da paylaşacağız. Dediğim gibi odaklanmamız gereken şey bugün üstlendiğimiz görevlerdir. Ve bu hükümet işte zaman zaman bir takım şeyler söylenir. Nedir? İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi veya şu aday olursa, bu aday olursa bunlar değil önemli olan. Önemli olan bu hükümet protokolü çerçevesinde verdiği sözleri yerine getirmeye devam ettiği sürece devam eder. Hizmet ürettiği sürece devam eder. Odaklanmamız gereken hizmet üretmektir. Evet. Bizim görevimiz budur. Halkı düşünmek aslında. Vatandaş gerçekten sıkıntılı bir yıl geçirdi. Endişeleri, kaygıları var. Özellikle maaş konusunda 130 milyonluk bir borç söz konusu, borçla mı bu maaşlar ödenmeye devam edecek veya borçla ne kadar maaşlar ödenecek diye. Bu da benim son sorum olsun. Çok yorum var. Hepsini okuyamayacağım ama bir tanesini bir bu gündeme getirmek isterim. Bu sorunuza cevap vereyim. Tamam. Şimdi ben mali konularda kendimi çok hakim görmem. Bildiğim kadarıyla ve Maliye Bakanlığı'nın bize yaptığı açıklamalardan hareketle şunu söyleyebilirim. Senenin belli bir ayından itibaren maliyenin gelirleri artmaya başlar. Vergiler ve diğer yatırımlar çerçevesinde Nisan itibariyle maliyeye gelirler tekrardan dönmeye başlar. O tarihin öncesinde yapılan bir borçlanma ki Merkez Bankası üzerinden yapılan bir borçlanmadır. Dolayısıyla tekrardan bir borçlanmaya, yani maaş ödemesi için tekrardan bir borçlanmaya gerek kalmayacağı yönündedir maliyenin şu anda yaptığı tespit. Öte yandan bir de gerçek vardır. Bunu da bilelim. Hükümetin kendi gelirleriyle, maliyenin kendi gelirleriyle maaşları ödeyebilmesi olumlu bir şeydir. Ama yeterli değildir. Yani bu zaten olması gereken bir şeydir. Zaman içerisinde, yıllar içerisinde o cari harcamaların en önemli kısmını oluşturan bu maaş ve benzeri ödemeleri artık kendi gelirlerimizde yapabilir noktaya belki geldik ama bununla sadece bir ülkeyi yönetemeyiz. Çünkü bunun yeni yol yapılması, mevcut yolların tabir edilmesi,
kırsal kesim arazilerinin altyapılarının yapılması, sağlık yatırımlarının yapılması, yeni okul yapılması ve tarımda bir takım teşviklerin ödenebilmesi ve hayvancılığın desteklenebilmesi gibi bir yığın konuyu kapsamaz bu. Yani sadece maaş ödediğinizde bunlarla ilgili hiçbir şey yapamazsınız. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti ile finansman ve akışını sağlayacak olan mali protokol ilişkisini bir an önce sonuçlandırabilmek lazım. Önümüzdeki günlerde bu netleşirse ancak o zaman altyapı yatırımları bağlamında da yarım kalanlar ve yeni yapılacak olanlarla ilgili yol kat edebiliriz. Bunun bilincindeyiz. Yani risklerden bir tanesi budur. Yakından takip ediyoruz biz de bunu. Umarım olumlu gelişmeler yaşanır ama önce Türkiye'deki yerel seçim ve onun ertesindeki duruma bir bakmak gerekecek. Evet. O güne kadar da biraz ona kilitlendik gibiyiz. Biraz ayağımızı yorganımıza göre uzatıp temkinli olmalıyız diye düşünüyorum açıkçası. Evet, biraz ona kilitlendik. İnşallah olumlu gelişmeler olur. Biz de vatandaş olarak biraz rahat nefes almış oluruz. Çok yorum var ama vaktimiz kısıtlı bir diye soru, hepsini iş yapamadım. Tek bir tanesini sadece okumak istedim. İyi yayınlar sevgili Cemre Hanım, Kudret Bey. Az önce Downing Street resmi açıklama yaptı. İngiltere'nin AB'den çıkma sürecine rağmen Theresa May ve Anastasiadis'in yakın iki ülke ilişkilerini arttırıp güçlendirmesine dair neden bu Brexit sürecini KKTC için kullanmadık? Veya herhangi bir girişim yapılmadı mı, yapıldı mı? Dışişleri Bakanımız bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Bizi bilgilendirebilir mi dedi. Bir defalarca bu televizyon programında söyledim, bu kanalda söyledim. Biz Brexit ile ilgili olarak girişim yaptık ve devam da ediyoruz. Hatta bu konuda belki de ilk bir farklı fikir ortaya koyan biz olduk. Brexit sürecinden sonra eğer belirli bir anlaşmayla değil de özellikle anlaşmasız olarak Brexit gerçekleşirse o zaman İngiltere'ye KKTC menşeli ürünleri satmamız tekrardan mümkün olabilir dedik. Evet. 94'ün öncesinde durum neyseydi narenciye ve benzeri ürünler bağlamında 94'ün öncesindeki duruma tekrar dönebiliriz. Ve böylece İngiltere'yle ticaret ilişkimiz gelişebilir bir fırsat penceresi var orada diye. Bu tespiti ilk yapanlardan birisiyiz. Çok önemli bir konu için getirmek sonra, çünkü istedim 1994, dile. Evet, evet, 1994 yılında Avrupa'nın mahkemesinin aldığı bir karardan sonra biz bu ihracatı yapamamaya başladık. Ama şimdi eğer Avrupa'nın anlaşmasız bir biçimde dışına çıkarsa İngiltere, bu mahkeme kararıyla büyük bir ihtimalle bağlı olmayacak artık. Ve bağlı olmayacağı için de bize bir fırsat penceresi açılmış olur. Biz bunu gerek buradaki İngiliz Yüksek Komiserliği ile gerekse İngiltere'de, Birleşik Krallık'taki yetkililerle ele aldık. Hem doğrudan doğruya biz ele aldık, hem Türkiye Cumhuriyeti bu konuyu gündeme getirmiş durumdadır. Bu bir, yani ikinci sorunun cevabıdır bu. İlk soru, bu Brexit bağlamında Birleşik Krallık Anastasiades ile görüşüyor, Rumlarla işbirliklerinin devam edeceğini falan söylüyorlar. Bir kere ben herkesi şunu düşünmeye davet ediyorum. Birleşik Krallık yani İngiltere Avrupa Birliği'nin dışına çıktığında bir piyasa, bir pazar ihtiyacına ihtiyacı olacak. Evet, Avrupa Birliği'nin eski ortaklarıyla belki de ticaret ilişkisini bir seviyede devam ettirecek. Ama yeni pazarlara ihtiyacı olacak İngiltere'nin ve yeni ticaret ortaklarına ihtiyacı olacak. Bir tarafta bir Türkiye Cumhuriyeti pazarı ve ekonomik ortağı, partneri var. Bir tarafta da Kıbrıs Rum ekonomisi ve piyasası var. Mukayese ettiğinizde burada evet Kıbrıs Rumlarla da ilişkilerini iyi tutmaya çalışacaktır ticaret ilişkisini. Ama Brexit ertesinde Birleşik Krallık'ın en önemli ticaret ortaklarından birisi Türkiye Cumhuriyeti olacak. Bu da bizim için bir avantajdır. Bunun da bilincindeyiz ve bunu da Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle görüştüğümüzde gündeme getiriyoruz. Dolayısıyla iki soruya yanıtım şudur. Bir, Rum tarafıyla İngiltere'nin bu ilişkiyi geliştirmesinden endişe duymam. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin çok daha avantajlı bir konumu vardır. Böyle bir ilişki geliştirme bağlamında ve bize bir fırsat penceresi yaratır bu. İki, göreve geldikten sonra biz bu konuda hem bir çalışma yaptık, AB konusunda uzman müşavir konumunda bir arkadaştan görüş alarak bir çalışma yaptık. Hem de buradaki İngiliz yetkililerle ve İngiltere'deki İngiliz yetkililerle hem biz hem Türkiye Cumhuriyeti üzerinden de diplomatik girişimlerimiz oldu. Bu konu daha bitmedi. Brexit devreye girdikten sonra yeni devam başlıyor. Devam edecek bunlar. Neden? Evet.
Neden çok önceden başlayamazdı? Çünkü Brexit'in yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının nasıl gerçekleşeceği bugün bile daha net değil. Eğer bir anlaşmayla olacaksa bu anlaşmanın maddelerine bağlıdır sizin kurabileceğiniz ilişki. Ama anlaşmasız olacaksa o zaman fırsat daha da fazladır. Şimdi nasıl olacağı giderek belirginleşiyor. Öyle anlaşılıyor ki anlaşmasız Brexit'e doğru gidiyor Birleşik Krallık. Eğer böyle olursa önümüzdeki fırsat penceresi daha da bir açılacak diye düşünüyorum. Evet. Farkındayız, takip de ediyoruz. Şu ana kadar da diplomatik girişim yaptık zaten, yakından takip ediyoruz. İçi rahat olsun sonra her kimse. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok, bu güzel açıklamalar çok önemli, değerliydi. Temiz siyaset dediniz. Hükümette bu şekilde geldiniz. Benim her zaman beğenerek, takdir ederek takip ettiğim biriydiniz. Bugün ilk kez birlikte program yapma şansı da elde ettik. Gerçekten güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Bizim haddimizde değil ama takdirle takip ediyoruz. Bugün de bunları net, açık, anlaşılır bir dilde dile getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugünkü katılımınız için çok değerliydi bizim için. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda sizi tekrar ağırlamak isterim. Memnuniyetle. Evet, 360 derecede bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine salı günü aynı gün aynı saatte sizlerle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.